Nereden buldun lan bunu sen? Şşş, aramızda. Yaren saklamış. Allah'tan değerini bilen birinin eline geçti de ben çözdüm olayı. Neyi çözdün lan? Yani bir nevi böyle küçük bir araştırma diyelim buna. Bir polisiye action ya da geçmiş yolculukta diyebiliriz. Oğlum saçmalamayı bırak da anlat ne oldu lan? Ya şimdi Fahriye Hanım... Lan oğlum yavaş lan yavaş. Fahriye Hanım aynı adreste. Bir tane kuaför dükkanı var. Evlenmiş, boşanmış. Bir tane çocuğu var. İşte benim Memo'dan biraz küçük. Yani diyeceğim adres yerinde. Yani mihrap da yerinde yani. Bana bir çay ver bakayım, çay var. Alper, nasılsın? İyiyim matmazel, teşekkür ederim. Ben bir şeyler duydum. Ne? Son zamanlardaki bana olan davranışlarınızın sebeplerinden bir tanesi, yani en önemlisi benim ilgimi çekmekmiş. Ne ilgisi, ne münasebet canım? Aramızdaki münasebet. Bizim aramızda ne münasebet olur iş ilişkimiz dışında? Hı? Bunları kim uyduruyor anlamıyorum. Duyduklarınız doğru değil matmazel. Şimdi müsaadenizle odama çekiliyorum. Oh. Ay. Fahri ile tanıştığımızda Yaren 4 yaşındaydı. Çok sevdik birbirimizi. Ama işte ben Yaren'i üvey anne getirmek istemedim biliyor musun? Yani, hoş gerçi üvey analık yapacak kadın da değildi ama işte içim el vermedi. Ona söyledim. Çok üzüldü. Ayrıldık işte ya. Geç değil be baba. Aslan gibi adamsın yani. Bence yürü. Şşş. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı ha? Yok. Ben hani İnsaniyet namına şey yaptım da tabii anlayanı yok. Vallahi babacığım bu bildiğin Alep Arşin hikayesi yani. İşte resim burada. Adres de orada. Artık gerisi sana kalmış yani. Osman der ki... Oh, oğlum, oğlum Osman demesin lan. Osman deme. Osman demesin. Vallahi aklını aldım, aklını. Şimdi tam sırası oğlum Osman. İste şu parayı. Babacığım. Lan Osman. Senin işin gücün yok mu oğlum? Hadi sen git işine gücüne git hadi lan. Hadi. Ben tam o mevzuya girecektim babacığım. Benim işim olacak. Hem de çok acayip bir iş de. Ne işi lan? Ya şimdi biliyorum biz yani Yaren'le evlendik. Yarın öbür gün torun tombalak sahibi olacaksın yani. Yaren'imin daha iyi bir hayat yaşaması lazım yani. Benim de böyle kalıcı bir iş bulmam lazım. İyi bir iş bulmam lazım. Da işte yani bakıyorum yani. Hava parasıdır, işte efendim gideridir, maliyettir, bilmem ne derken bir 60-70 bin lira bana yeter. Ne? Ben diyorum ki, sen bana biraz arka çıkarsan, ben de sonra onu sana çalışır öderim. Yani peyderpey çalışırım öderim yani. Ya Osman tamam şimdi biraz kafam karıştı biliyor musun? Sonra. Yok yok yok, bu hiç kafa karışacak bir durum yok yani ortada. Sonuçta bunu bir yatırım gibi düşün yani. Kızının daha iyi bir hayat yaşamasını istemez misin sonuçta yani? Hani bana vermiş sayma yani. Kızına vermiş gibi say sen ya. Tamam Osman lan. Şimdi akşam git sen akşam. Akşam eve gel konuşursan. Vereceğim mi yani parayı? Ya bir git diyorum sana. Akşam eve gel diyorum konuşuruz hadi ya. Sağ ol babacığım. Büyümüşsün vallahi. Öpeyim. Ya tamam Osman tamam lan. Tamam mı? Akşam eve gel akşam hadi tamam. Duydunuz mu tamam derim baba verecek bana parayı. Ya Osman bir git ya hadi ya. Tamam oldu ben gideyim o zaman. Ya oğlum çık diyorum ya. Şaban. Mahmut babama benden bir çay. Lan oğlum çık. Ya. Of, kesin orada unuttum ya. Yok işte, yok. Alo müftü. Ya Türkçe kitabımı bizim mekanda unutmuş olabilirim.
Ödevi nasıl yapacağım? Birlikte gidip bakalım mı? Tamam, çıkıyorum ben. Görüşürüz. Kaç para var burada babacığım? Burada 70.000 var lan. Osman, bu paranın başına bir şey gelmez değil mi? Batırmazsın ha? Bak burada oğlum yılların birikimi var ha. Yok asla babacığım yani. Bu para senin kızınla torununun geleceğinin teminatı yani. Bana güvenebilirsin. Alo? Alo Osman, neredesin? İşle alakalı bir durumdaydım şimdi. Tamam ama neredesin? Çok uzakta değilim. Birazdan gelebilirim. Osman neredesin dedim. Oldu, konuşuruz. Ya ben bilmiyor muyum senin neler karıştırdığını? Şimdi sorarım ben sana. Şimdi o arayan yaren miydi lan? Yok. Benim bu işi beraber yapacağım ortak arkadaşım yani. O da işte bir taraftan kiralık dükkan mükkan bakıyor. Yani bu işimiz yapacağız hayırlısıyla. Çok zengin olacağız yani. İnşallah oğlum. İnşallah, inşallah. Aha lan. Şişt, yaren mi geldi? Yaren, kızım. Ya niye bu para var ya? Ne, iş görüşmesinde misin sen? Babamın bundan haberi var mı? Yani... Şimdi aslında bu da işle alakalı bir durumdu yani. Kızım iş kuracağım diye para istediydi benden. Ya ne işi baba ya? Motor alacak bu o parayla. Ne? Ulan, lan ben de saf saf inandıydım bu kıyara ya. Yok yok ama yani motordan işle alakalıydı yani. Dükkanın demirbaşı gibi yani. Yani şey o da bir sermaye yani bir yerde şey. Osman hadi yürü. Yürü eve gidiyoruz. Ama bir dinleseydin yani. Ya bunu. Yürü hadi. Ya yürü ya hadi yürü. Osman'ı da evde soracağım ben sana. Kusura bakma, görüşürüz.